Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza farklı bir lezzet ile geldim. Umarım izler ve beğenirsiniz diyerek hemen tarifime geçiyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını ilave ederek eritelim. Dilerseniz sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bu arada videomu izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonunu tıklayarak abone olabilir. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki tariflerimden de haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki zil butonu tıklayarak haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve tarifime devam ediyorum. Eriyen yağın üzerine yemeklik doğramış olduğumuz bir adet kapya biberi alalım ve 1-2 dakika kavuralım. Yine yemeklik doğramış olduğumuz bir adet yeşil biberi ilave ederek kavurma işlemine devam edelim. 8 ila 10 adet arpacık soğanı ekleyerek kavurmaya devam edelim. Dilerseniz arpacık soğan yerine normal soğan da kullanabilirsiniz ama ben bu tarife arpacık soğanını çok yakıştırıyorum. Evinizde varsa mutlaka arpacık soğan ile yapın derim. 1 su bardağı arpa şehriyeyi ekleyerek şehriyeler tane tane oluncaya kadar kavuralım. Gerçekten lezzeti çok güzel oluyor. Mutlaka yapın diyorum arkadaşlar. Kuşbaşından birazcık daha küçük doğrayarak başka bir yerde haşlamış olduğumuz etlerimizi ilave edelim. Dörde kestiğimiz ve sıcak suda yarım saat kadar dinlendirdiğimiz kayısılarımızı da ekleyerek kavurma işlemine devam edelim. Damak tadınıza göre tuz, kırmızı biber ve karabiber ekleyerek şöyle bir karıştıralım. Ve 1 su bardağı et suyu, 1 su bardağı da sıcak suyu ekleyerek tenceremizin kapağını kapatalım ve kısık ateşte yemeğimiz suyunu çekinceye kadar pişirelim. Gerçekten çok farklı bir lezzet oluyor arkadaşlar. Mutlaka bu lezzeti deneyin derim. Bir kere yapınca asla vazgeçemeyeceksiniz. Evet, yemeğimiz suyunu çekti tamamen. Gördüğünüz gibi şehriyeler tane tane duruyor. Artık sunum aşamasına geçebiliriz. Ben bugün bu şekilde sunum yapıyorum. Dilerseniz porsiyonluk olarak da servis edebilirsiniz. Gerçekten tane tane çok güzel bir yemek oldu. Mutlaka deneyin diyorum. Umarım siz dener ve çok daha güzellerini yaparsınız diyorum. Ve ben artık burada videoma son veriyorum. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.